sana ne? Sordun kızım. Meryem 7 aylıkken biz Meryem'in hareketlerinde yavaşlama gördük. Baş tutma hareketleri yoktu, azalıyordu, oturamıyordu. Birkaç doktora göründük, birkaç tetkik yaptık, birkaç ilaç uyguladık ama pek bir faydası olmadı. En son çocuk nörolojiye gittik. Çocuk nöroloji bizden gen testi istedi, gen analizi testi istedi. Gen analizi testi yaptıktan sonra Meryem'in SMA tip 1 hastası olduğu anlaşıldı. O tanı konuldu. İşte o tanıyı aldıktan sonra 8 aylıkken, 8-8,5 aylıkken biz yoğun bakımla tanıştık. Meryem'in nefesi gitti. Yoğun bakıma yatırdılar onu. Solunumu yoktu, yani solunumu çok zayıftı. Oksijen vermeye başladılar. Ondan sonra biz yaklaşık bir ay ilkin yoğun bakımda yattık. Bir ay yattıktan sonra tekrar taburcu olduk. Tabii eve geldikten sonra sürekli oksijen veriyorduk. Oksijensiz kötüleşiyordu. Meryem işte evde 2-3 ay kaldı. Tekrar kötüleşti. Tekrar yoğun bakıma gittik. İşte yoğun bakıma gittik. Orada bir ay daha kaldık yaklaşık olarak. Tekrar taburcu olduk. Artık oksijen normal oksijenle olmuyordu. Bu sefer basınçlı oksijen diyebileceğimiz CPAP vermeye başladık. CPAP aldık eve. Yani ara ara CPAP veriyorduk. İşte Meryem böyle ara ara kötüleşiyordu, yoğun bakıma gidiyorduk. Bir ay, bir buçuk ay, üç ay kaldığımız, dört ay kaldığımız oluyordu. Tekrar eve geliyorduk. En son Meryem kötüleşti. Yani CPAP'ta şey olmadı. Meryem'i entübe ettiler. Direkt solunum cihazına bağladılar. Yaklaşık bir ay solunum cihazında kaldı. Tekrar solunum cihazından ayırdık Meryem'i. Ondan sonra tekrar yine eskisi gibi oksijen, CPAP vermeye başladık. Bir daha kötüleşti. Yine gittik. Tekrar makineye bağladılar. Sonraki makineye bağladıklarında işte Meryem'i makineden ayıramadık. Yani solunum cihazından ayıramadık. Uzun süre artık solunum cihazından bağımsız nefes alamıyordu. Yani hemen kötüleşiyordu. İşte hocalar artık solunum cihazına bağlı kalması lazım. Bundan sonra solunum cihazından ayıramayız dediler. Kendi kendine yetecek kadar solunum yok dediler. Tabi uzun süre solunum cihazına bağlı olan işte yetişkin olsun, çocuklar olsun, onlarda maalesef boğazı açıyorlar, boğazı deliyorlar, oradan solunum cihazına bağlıyorlar. İşte Meryem'in de 2019 Mart ayında, Mart'ın sonlarında solunum cihazını, boğazını açtılar, boğazını deldiler, trakeostomi açtılar. İşte oradan solunum cihazına bağladılar. En son işte biz solunum cihazını, kendi makinalarını falan dışarıdan temin ettik. Ondan sonra eve aldık. Şu an solunum cihazına bağlı. 24 saat boyunca solunum cihazına bağlı yaşıyor. Yani solunum cihazından ayıramıyoruz. Solunum cihazından ayıramıyoruz. Bunun yanında tabii yutma refleksi yok. İşte tükürük atma gibi bir refleksi yok. Biz
tükürüğü olsun, sekresyonu olsun, biz bunları temizliyoruz aspiratör dediğimiz bir cihazla. Onun dışında beslenmesi de yok, ağızdan beslenmesi yok. Biz burnundan mideye inen bir hortum var. Bir hortumla Meryem'i mamayla besliyoruz. Başında bir de Meryem'in nabzını gösteren bize bir cihazımız daha var. Odamı nemlendiren bir cihazımız var. Yani şu an 5 tane cihaz var odasında. Bu 5 cihazla Meryem yani bu şekilde yaşamaya çalışıyor. Hastalıkla ilgili şu an uygulanan 2-3 tane ilaç var. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de uygulanıyor. Nusinersen diye bir ilaç. Tabii bu ilacın kriterleri biraz ağırdır. Yani her çocuk bu ilacı alamıyor. Yani en basitinden bu ilacı alabilmesi için bir çocuğun 24 saat boyunca kendi kendine yetebilecek kadar solunumunun olması lazım. Yani spontan solunum dediğimiz kendi kendine solunumunun olması lazım. Bir de 24 saat boyunca. Hani 24 saat boyunca herhangi bir cihaza, bir makineye bağlı kalmadan yaşayabilmesi lazım. İşte bizim Meryem 5 dakika bile cihazdan ayrılamıyor yani. Hani biz direkt oradan eleniyoruz. Biz oradan eleniyoruz. İşte Avrupa'da ve Amerika'da uygulanan bir ilaç var. Zolgensma diye bir ilaç var. Amerika'daki onun da kriterleri var tabi. 21 kilonun altında olması lazım çocuklar. 21 kilonun üstünde oldu mu bu ilaç yine uygulanmıyor. Zolgensma bir tek doz bir ilaçtır. Bir defa yapılıyor. Bir defaya mahsustur. Yani çocuklar bundan şey oluyorlar yani iyileşen çocuklar olmuş gidip tedavi gören çocuklar. Şu anda orada Macaristan'da tedavi bekleyen bir çocuk var yani. O da bugün yarın tedavi alacak. İşte Meryem'in de tek şansı var. İşte Avrupa'nın bazı ülkelerinde şu an biz Macaristan'la bazı görüşmeler yapıyoruz. Şimdi Meryem'in tek bir şansı var. Bu tedavi açısından Macaristan'da bir tedavi var. Tabii Meryem'in bir şansı var bu tedavi açısından. Sadece şu an Macaristan'la görüşmeler var. Sadece Macaristan'daki tedavi bize uyuyor. O tedavide de şöyle bir şart var. 21 kilonun altındaki bütün çocuklara bu tedavi yapılabiliyor. Meryem şu an 14 kilo, 14,5 kilo. Yani bizim bir 6-7 kilomuz var. 6-7 kilo almadan bizim bu tedavi almamız lazım. 21 kilonun üstüne çıktık mı bu tedavi biz artık alamayacağız. Yani hastalık çok hızlı ilerliyor. Çok hızlı ilerliyor ve zamanımız çok kısıtlı. Yani bir çocuğun 7 kilo alması belki 3-4 ayı, 5 ayı, 6 ayı bulsun en fazla. Yani biz bazen emin olun hani o kiloya ulaşmasın diye hani mamasını bile bazen kıstığımız oluyor. Tabii bu tedavi böyle bildiğimiz gibi basit bir tedavi değil. Çok külfetli bir tedavi, çok maliyetli bir tedavi. Yaklaşık olarak 2.4 milyon dolar şu an Macaristan'daki. Bizim bunu kendi başımıza yani sağlamamız, vermemiz mümkün değil. Bizim Meryem'le ilgili bir sosyal bağış hesabı açmışız şu an var. Bir 10 gün oluyor. SMA Meryem'e nefes ol diye Instagram hesabımız var. Orada GoFundMe hesabımız, PayPal hesabımız, bir de bizim bir İş Bank hesabımız var. Oraya bağışlar toplamaya başlamışız. Yani çok az, çok yavaş gidiyor. Yani bizim bir tek umudumuz olduğu için, bizim başka da umudumuz olmadığı için ona bağlamışız bütün umudumuzu. Yani buradan demek istediğim yetkililerin, devlet büyüklerinin, siyasilerin bu konuya el atmaları, bu ilacın SGK kapsamına girmesi, bu SGK'nın bunu ödemesini istiyoruz. Yoksa aileler yani şu an toplamda Türkiye'de yaklaşık 1300 tane SMA'lı hasta var. Bunların çoğusu yani tedavinin ne olduğunu, tedaviyi nasıl olacağını bile bilmiyorlar. Kırsalda olan yani ailelerimiz var. Onların çocuklarının da tedaviye ihtiyacı var. Onlara da el atılması lazım. Onların da bu tedaviyi alabilmesi için. Yani bunun tek çaresi bu tedavinin Türkiye'ye getirilmesidir. Tabii o ne zaman gelir, ne kadar sürede gelir onu bilemediğimiz için biz şu anda kendi bir çaba içine girdik.